Ne yapayım? Ne yapayım? Nerede kalayım? Evim yok, arabam yok. Parmaklarınız güzel çalışıyor ama yapmayın. Lütfen bunu paylaştırın arkadaşlar. Bu videoyu paylaştırın. Herkes öğrensin, bilsin. Hepinize merhaba, merhaba diyorum. Çünkü artık merhaba demek istiyorum, iyi olmak istiyorum. Çünkü sinirleneyim mi, kızayım mı, kızmayayım mı? İroniden içinde boğulduk artık. Herkes birisi A derken birisi B diyor. Şu anda karavanımı gördüğünüz gibi ben çevirdim. Dün çevirdim. Böyle duruyordu normalde biliyorsunuz. Niye öyle duruyordu? Çünkü kapılar birbirine bakmaz karavanların. Bu bir hani mahremden dolayıdır. Ben kapı açtım, sen kapı açtın diye. Onun için karavanlar her zaman parklarda kapıları bir tarafa bakar. Biliyorsunuz eski hali çekidemiri öndeydi. Ben şimdi onu dün ön tarafa aldım, buraya aldım. Dışarı niye aldım? Çünkü buraya eğer bir araba daha gelirse, bir daha böyle bir şey yaşarsak diye buraya aldım. Burada sadece tuvalet kapağı var, onlar var. O da çok önemli bir şey değil. Kirli su depomuz var. O tamam. Şimdi bunu böyle yaptık. Sonra dedim ki tamam iyi oldu hadi bu iyi. Bir de hiç değilse hani çekidemirine çarpma falan filan olmasın. Çünkü arabalar ya profesyonel de var, amatör insanlar da var, acemi insanlar var. Açıktan alıyorlar buradan geçerken. Kenar taşlarını mesela kırıyorlar. Bakın şu anda gördüğünüz gibi tamir oldu. Böyle enteresan mesela şu araba, yani bu arabanın sahibi tabii ki bir şey demiyoruz ama bu araba birden sağ yapıp buradan çıkmak isteyebiliyor mesela. Yani bunu nasıl düşünüyor ve bazen lank ediyor. Ben de bakıyorum buradan. Sonra geri alıyor ve düzeltiyor. Yani böyle şeyler var. Şimdi efendim. Karavanın çizgi. Ya bakın ne olur rica ediyorum. Bir kere bir video izleyin ve dinleyin. İnsanlar konuşur ve dinler. Bir de görür. Önce göreceksiniz. Bu şaka değil. Bunu ciddi söylüyorum. Yani bana yorum yazan, o videonun altına yorum yazanların sanki çoğunu dedi, yarısı öyle yazmış. Abi sen hatalısın. Şimdi birazdan okuyacağım o. Telefonumda var o şeyler, yorumlar. Üzüldüm, kızmadım. Yine hiç kızmıyorum sizi çünkü şaşırdım. Bir kere bir, tekrar ediyoruz. Ne diyoruz? Otoparkta karavan olmaz. Eğer karavan otoparkta duruyorsa, 9 yıldır bunu yaşıyoruz. Ne diyor size? Abi diyor, karavansan 1,5 yıl. Aslında sizden biraz para koparmaya çalışıyor. Diyor ki araba yeni değil. Ben sana 1,5 veririm. Sen genişsin ya diyor. Peki sağ ol diyoruz tabii bir sevinçle. Tamam tamam diyor. Ama diyor arabalara 500 sen 1000 vereceksin diyor. Peki diyorsun. Tamam ne yapalım? Hani Türk kamyonu bir yere park edince ne yapar? Kardeşim ben der büyük arabayı fazla vereceğim. Bunu biliyorum zaten. Karavan da öyle. Peki diyorum. Ve bana ne yapıyor? Siz 1,5 yere park edin diyor. Tabii bizim bunu karavanın üzerine kağıt olarak yazmamız lazım. Öyle olması lazım ki gelen araba diyecek ki ha bunlar 1,5 kişilik yere 1000 lira tabii onun için çizgiye park etmemiş. Fakat o inadına çizgiye park etmek istiyor. Yani bu arabamızın sorunu yok. Ama o araba bu çizginin burasına inadına girmek istedi. Girmiş olabilir. Niye? Çünkü yandaki araba da çizgide değildi. Tekrar hatırlatıyorum. O Doblo'ya demiştim ki arkadaşlar geldiği zaman da efendim dedim, tam çizgiye park ederseniz bu arada çok yarım bir yer kalıyor. Açarsanız girerler dedim. Her şey yaptı falan iyi tamam mı falan yaptı gitti. Çünkü herkes bir başbakan. Çok iyi. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bütün her şeyi çok iyi biliyor herkes. Herkes arabasını burada bırakmak istiyor. Tabii. Ya kebapçıya geliyor. Ya çok eğleniyor. Kebapçıya geliyor. Arabadan çıkıyor. Kapağı açık. Hocam al. Kebapçı ya. Kebapçıya geliyorsun hocam. Biz böyle olduk artık. Onun için bu da onun bir uzantısı bu. Ejderhanın kuyruğundaki uzantılardan biri bu. Düzeltmeye çalışıyorum. Buradaki bütün otoparklarda karavanlara otopark sahipleri fazla para kazanacağız. Ah çok güzel karavan gelmiş deyip sizden 1000 lira. Şimdi burası 1000 lira. Bir. Duyum aldık. Dündü sanıyorum. Taylan Bey ya Aralık ayında 1500 yapacağız. Peki tamam. Ne yapalım hani bakalım bir düşüneceğiz. 1500 yapacağız. Dikkat burada su yok, elektrik yok, tuvalet dökmeyeniz yok. Biz bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz düzgün olarak. Peki ama dedi Ocak'ta efendim. Ocak'ta 30 gün sonra da 2000. 30 gün sonra 2000 lira. Bakın Aralık'ta 1500. Herhalde benim videolarımı seyretti bunun şeysi. Otopark sorumluları ve patronları, sahipleri bilmiyorum. Kalamış meselesini. Aa güzel tamam ya dedi ve biz de yapalım dedi. Tabii ben burada duramayacağım. Çünkü 2000 olursa ben burada duramam zaten giderim. Yani çok zor çünkü bir şey yok çünkü sen bir şey vermiyorsun bana.
Yani olmaz. Bir de ben burada hep böyle gerginlik yaşıyorum. Ne yapayım? Nerede kalayım? Yeni yazmışsınız. Abi orada kalmadım git. Ya nerede kalayım? Bakın konuşmak çok kolay. Siz konuşuyorsunuz. Çok güzel. Anlıyorum sizi. Oradan yazmak çok kolay bilgisayarın başında. Eğleniyorsunuz. Ben farkındayım. Kız arkadaşını almıştır hani. Annesini aldı teyzesini. Ya Taylan abi yaz gitsin diyorsunuz. Yazıyorsunuz. Ama bu öyle bir şey değil bu. Mecburen buradayım. Ne yapayım? Nereye gideceğim? Bak yaşamayandan memnun. Bak evlerindeler. Bak. Bir tane de bu getirmiş. Bak herkes onlar evlerinde. Ben evimde falan değilim. Buradayım. Benim evim yok. Belediyede onun için söylüyorum. Belediyeler yapın ki insanlar artık buradan çıksınlar. Otoparklardan ve belediye yerine geçsinler. Belediye 1500, belediye 2000 bilmiyorum ne verirsiniz. Ama 1500 normal bir para İstanbul için. Neden? Çünkü elektrik su verecek, tuvaletini dökme yeri verecek. Belki yanında bir bel tur olacak belediye turizmin. Arada güzel güzel bir tostları kahvaltını yaparsın belki. Bak ona da para kazandırırsın. Ben burada karavanı park ediyorum ama ben sürekli alışveriş merkezinde yemeğimi yiyorum bazen. Çayımı kahvemi içiyorum. Arabada yapmıyorum ne bileyim yani çok su birikmesin dökmeyin falan diye. Yani arabalarda 500, karavanda 1000. Araba 1000, karavan 2000. Bu iş böyle bir şey bu. Bunu bir bilin ne olur. Bunu öğrenin. Ya da lütfen bunu paylaştırın. Bu videoyu paylaştırın. Herkes öğrensin, bilsin. Şimdi de bu yolunlarda yazmışsınız. Ya bir sürü karavan parkı var. Oraya gitmiyorsun diye. Şehir merkezlerinde duruyorsun. Yani Kadıköy mü? İlla Kadıköy'de mi durman lazım? Arkadaş. Canım cicim. Abilerim, amcalarım, neyse teyzelerim. Ne diyeyim bakın. Arabam yok. Arabam olsaydı ben gittiğim biliyorsunuz karavan doktorun parkı olsun. Beni çağıran başka kamplar olsun. Onlara da gidebilirdim. Ama karavan kampı, bakın karavan kampı, karavan parkı ayrı şeyler. Karavan otopark ismi üzerinde otomobil parkı burası. Karavan park ayrı. Arabam olsaydı ben orada kalırdım. Size de güzel güzel videolar çekerdim. Ağacın altında kuşlar. O gittiğimiz yerde mesela söyledim değil mi? Martı yok, karga yok. Şahin uçuyor. Şahin'i seyrediyorsun. Çok güzel tabiat. Çam ağaçları, kozalaklar, akşamları sincaplar falan geliyor bilmem ne. Böyle gittikleri gecenin köpekler koruyor falan. Çok iyi her şey. Ne güzel bir şey. İster, ben de isterim. Ama sabah olunca, belki çağırınca birisi işinize arabaya gitmek zorundasınız. Tren metro var. 60 lira yazdı taksi. Kamptan Pendik'e kadar. Geldiniz Pendik, akşam taksi bulamıyorsunuz oradan. Bir taksi arıyorsun, bir taksi bekliyor. Bekliyorsunuz diyor ki abi diyor ben bulamadım orayı. Pendik ya. Diyorum ki tren istasyonunda indim diyorum. Oradayım diyorum. Adam gelmiş gitmiş. Bir kadın binmiş. Başkası binmiş. O da, yani o da binmiş gitmiş taksi geldi diye. O da herhalde o sanmış onu falan. Yani abuk sabuk şeyler. Bir de dönüş 60 lira etti sonra 120 lira. Ha diyeceksiniz ki ya abi işte orada kalacağına o paraları masraf yapacağına burada kal 2000 lira ver diyorsunuz şimdi. Verirseniz ben veririm. Siz verin bana 2000'i ben buraya öderim. Hatta isminiz de güzel reklam ederim. Ne güzel derim ki Mehmet Bey, Fatma Hanım, Ayşe Hanım sağ olsun teşekkür ederiz. Belediyeler. Artık bundan sonra videolarımda söyleyeceğim. Belki İstanbul Belediyesi, belki bilmiyorum ne bileyim yakın belediyeler, belki ilçe belediyeleri birisi yapar da bir işe yarar. En kötü zaten aklımda bir Maltepe var yani. Orası karavan parkı da değil şimdi yani ne olur kusura bakmayın orası karavan parkı değil. Onu aslında gidip çekmek lazım size. Bir kere çekmiştim. Videoyu izlerseniz göreceksiniz. İsterseniz bir gün giderim. Orada bir çubuk var. Kabuk çubuğu. O çubuk sadece başka karavanlar girmesin diye oraya yapılmış. İçeride mesela 70-80 tane var. Ve sırada bekleyen 100 küsur kişi de var. Bekliyorlar. Fakat diyor ki çubuk var ama yanları açık yanları böyle. Yani ben Maltepe'den ya da Kartal'dan geldim yürürken karavanların içinden geçebiliyorum. Tel yok ki. Sen bana güvence sağlamadın mı? Bu kadar para istiyorsun. Orası bir şey değil. Orası hala otopark. Kusura bakmayın. Orası bir karavan parkı değil. Ama yurt dışından gelenler Park Fortnite'a not etmişler. İşte Maltepe dedik falan güzeldi diye. Turistler beğenmişler. Güzel, hoş olabilir. Hayırlı olsun. Ve minik evimize yine girdik. Evet ne yapalım? İçeri girince bir şey görmüyorum. Burası mutlu bir yer diyorum. Sizi şöyle alayım isterseniz. Ben böyle oturayım. Işık gelsin. Ondan sonra... Bir tane bardak aldım böyle bir artık cam bardak biraz ev gibi olsun dedim sürekli şey neydi kamp bardakları içmek istemiyorum. Şimdi bir de öncelikle şeye teşekkür ederim. Yani şey diye bakın bunu yanlış anlamayın ne olur. Ha Taylan abiye laf edince işte eleştirince teşekkür etmiyor. Ondan sonra bizi dışlıyor. Dışlamıyorum. Siz benim seyircimsiniz. Siz beni izleyen insanlarsınız.
Ben de sizin videolarınız olursa bir yerlerde bir şey bunu benimle paylaşın. Ben de abi böyle küçük küçük bir şeyler yapıyorum izler misin deyin, izleyeyim ve paylaşayım seyircimizle. Benim sizde sevdiğim şey şu. Mesela bir şey oluyor, mesela bunun gibi olay oluyor. Böyle araba sıkıştırması, işte parkta yaşanan kötü bir durum. Mesela birbiriniz içine de konuşabiliyorsunuz. Ya işte öyle olmadı aslında böyle oldu falan diye. O hoşuma gidiyor, işte paylaşma yapıyorsunuz. Yani o bakımdan sizi çok seviyorum ve saygı duyuyorum ama şu ayarladığım ve okumak istediğim mesajlar var ya, çok iyi. Şöyle yan yatırayım daha rahat gözle biraz daha. Anıl, 11 gün önce. Tayyip abi şöyle bir şey var, orası otopark. Karavan parkta değil. Eğer boş yer yoksa ne yapsın adam, nereye çeksin? Ben olsam ben de tabii oraya çekerdim. Kimse kusura bakmasın. Sen karavanda keyif yapacaksın diye ben niye arabamı park etmeyeyim? Hoş sen bir senedir arabam yok falan filan diye o devam ediyor gidiyor. Şimdi Anılcığım ben sana kızmadım. Sadece güzel bir tepki göstermişsin. Bu tepki de şöyle, bir kere video seyretmedin, anlamadın. Ben karavanda keyif yapmıyorum. Ben sizlere video çekiyorsam eğer böyle hani eğleniyorsam sizlere keyifli bir şey sunmaya çalışıyorum. Otoparkta tabii keyifli olamazsınız. Otoparkta uyuyamazsınız da. Bu 9 yıldır böyle. Yani yanınızda araba çalışıyor. Bu araba niye çalışıyor sürekli diyorsunuz? Değil mi? Yani motoru kapatmayın. Yani sen ne yaparsın otoparkta? Arabanı park edersin. Alışveriş merkezine girersin değil mi? Biter işin. Gelirsin. Arkadaşını da bindirsin. Hadi bakalım gidelim. Araba niye çalışıyor? Anladınız değil mi? Kışın. Yazın. Yazın klima için. Kışın da kalorifer için. Teşekkür ederim. Anılcığım. Anladın sen. Herkes anladı. Ve boş yer yoksa ne yapsın? Videoyu seyretmediniz. Boş yer vardı. Ama amca oraya girmek istemiş. Ne demiştim? Tekrarlayalım. Dersimizin birinci konusu. Ne demiştik? Amca ne demiş? Amca neydi? Emekli. Eski bir amca. Yaşlı bir amca. Eski bir amca nasıl bir lafsa. Amca ne yapıyor? Emekliler ne yapar? Etle sütle karışmaz. Gördü burayı. Çak hop araya girdi. Sürtmeden pırıl pırıl girdi. Uğraşamam dedi şimdi ben bir daha dolanacağım bu koca kaporta arabayla. Eski BMW abi 50 küsur yıl tabii o herhalde 55-56. Yani ben bununla bir daha dolamam. Buldum giriyorum. Bakın hiçbir olayda emeklileri görmezsiniz. Gözgürlük yok abi. Emekli evinde otur. Niye? Ay sonunda kartını atıyor parasını alıyor. Ne yapsın? Bu da böyle bir şey. Ben onun için bir şey diye demedim. Sadece hani belki bir özür olur dedim. Sen böyle bir şey olsaydı ne yapardın? Empati kur. Anılcığım gençsin belli. Vücut falan yapıyorsun. Tabii bodybuilding. Değil mi? Sen ne yapardın? Derdin ya tamam park etmişler herhalde bir özür diler. 3 saatte ben dışarıda bekledim. Hayatında 3 saat bana bir zarar değil. Hayır Anılcığım. 3 saat ya ne olacak? Beklersin bir kahve içersin 3 saat sonra amca gelir. Ben de orada dedim. Şansıma da bur dedim. Dedim gideceğiz artık içeri biraz oturacağız dedim 3 saat sonra. Biraz burada oturdum falan olmadı. Tam giderken baktım poşetle amca geliyor. Dedim sizin mi var efendim? Benim. Tamam. Kapı dedim çok kapatmışız da giremedim dedim. Ben bekliyorum 3 saat dedim. Ha. Tamam. Pardon. Bindi. Çalışırdı ve gitti. Amca hayırlı olsun. Amcayı da tanıdık. Benim müzisyen bir arkadaşımın kız arkadaşının babasıymış ve kız bizim arkadaşım müzisyen arkadaşı telefon açmış. Demiş ki ya senin kız arkadaşının mı arkadaşıyım? Yani öyle anlatmaya çalışıyorum size. Babam adına özür dilerim. Çok enteresan. Hayatımızda böyle şeyler birkaç defa yaşadık. Bu sadece videolu yaşattığım size hani çektiğim. Ötekiler beterleri var, çok şeyleri var. Bunu kapatalım efendim. Sinan Etemoğlu. 3 gün önce. O da demek geç izlemiş. Sen yanlış park etmişsin. Adama suç buluyorsun. Ayıp. Bir de haklıymış gibi kendini savunuyorsun. Çizginin ortasına park eden sensin. Dikkat ederseniz demiş. Yani dikkat ederseniz, siz dikkat etmemişsiniz. Bir, haberiniz yok hayattan. Ben. Ya videoyu bir izleseydiniz anlattım orada. Bir, o zaman şu olabilir. Sinancığım şu olabilir. Sinan Etemoğlu. Sinan Etemoğlu şu olabilir. Ben öne kağıt yazsaydım o amca belki onu anlamazdı. Onu da okumazdı. Çünkü sizler okumuyorsunuz. Burada tabelalar var. Çıkış diyor adam bu tarafa gidiyor. Karşıya araba geliyor burada oluyor. Evet. Nasıl ebebek? Çıkış bu tarafta. Yerde oklar var.
Dedim ya, başbakan gibi yaşıyoruz. Biz bayılırız. Belki siz gençsiniz, hatırlamazsınız. Başbakanlar cumhurbaşkanından daha forçludur. Çünkü bütün işi başbakan götürür. Cumhurbaşkanı ne yapar? Eski sultan gibi yüzüğü vardır. Geldi mi? Ne var? Bakalım. Tamam. Çat, kapatır. Kapatır kapağını. Hadi iyi günler. Oh. Başbakan yani herkes sabah kalkınca böyle bir şey var. Burada değil sadece. Metroda, metrobüste, vapurda. Of yani. Onun için ne olur kusura bakmayın. Hani mesajınıza kızdım değil. Senin mesajın kötü. O da değil. Senin mesajın etrafa da lanse etmek değil. Sadece hani söylemek istedim. Suçlu değilim. O da suçlu değil. Ama şu var. Amca girme o zaman oraya. Bak yukarıda bir park daha var. Dediğim gibi işte aslında işin özü amcanın emekli olması ve garantici olması. Ben buldum buraya bir şekilde sığışayım ben. Ama kapı varmış. Belki karavan duruyordu aylardır. Adam gelmekse de eşiyle. Yani bırak benim yaşamamı. Silancım ah. Anıl Yüksel. Ha, Anıl Yüksel demek ki değil miydi? Evet demek ki Anıl'dı. Bu A. Siz karavanı sarı çizgiler içerisine park etmemişsiniz. Neyin isyanı bu? Boş yapmayın diyor. Evet, bu da aslında aynı şey geliyor. Sarı çizgiler içerisine park etmemişsiniz. Peki ne yapmamız lazım? Ben hadi söyleyeyim bakalım. Ben çok merak ediyorum. Yani konuları anlattım. Videoları izlediniz. Hadi izleyin videoyu ne olur. Başına bakıp da böyle yargılamayın. Bak bir izleyin videoyu. Oturun bakın. Ondan sonra deyin kardeşim tamam. Onun için diyorum. Mümkün olduğunca videoyu izleyin. Komple bakın. Anlattıklarıma da bakın. Kızmadığımı da zaten biliyorsunuz. Tamam ben yani bir de şey yazılmış peygamber sabrı falan. Yani öyle bir şey yok tabii o değil. Ama bir de peygamber sabrı başka bir şeydir. Onların her şeyi karıştırmayın o sabırla o ayrı şeyler. Ama şu var. Tabii ki yani sabırlı olmam gerekiyor. Niye şimdi onu yazmışsınız camını kırsana falan filan. Öyle şey olmaz. O zaman suçlu sensin. Hadi bakalım. O zaman da bayılırsınız şimdi beni böyle yargılamıyor. Oo. Abi aynasını kırmışsın. Klasik araba ne kırdın? Bak kırmayınca böyle yazıyorsunuz. Kırınca da bana kızarsınız. Hoş zaten siz bana kızmışsınız. Onun için bundan sonra ne yapsam da yanlış olur. Furkan Taştan. Furkan Taştan 4 gün önce. İnsanlar boş park yeri bulup park ettiği için sizden özür dilemek zorunda değil. Vay. Peki. O zaman kimse kimsenin yanına araç park etmesin. Öyle bir şey söyledim mi? Öyle bir kanun var. Hayır. Benim de kapım açılmıyor. İlla karavan olmama gerek yok. Tamam. Çok güzel. Furkan'cığım. Sevgilin ne geldin? Eşin ne geldin? Annen ne geldin? Baban ne geldin? Park ettin. Ama yandaki araba biraz şey yaptı. Sen şöyle park ettin. Anne dedin sen benim taraftan çık. Ben biraz oraya yanaşayım ki şoför tarafı açık kalsın. Kapak park ettim buraya. O annen de buradan atladı ön koltuktan. Arkada belki kardeşin, abin o da pırt yaptı. Buradan çıktınız arabanın bu tarafından. Tamam mı? Bir dakika hiç bozmayın. Şuradan çıktınız. Burada araba var. Bak. Kapattın. Aa dedi buradan gelince gireriz. Siz gittiniz. Eğlendiniz, coştunuz. Bir yerlere gittiniz. Buradaki araba, senin yanındaki araba çıktı. Gitti bir yerlere. Oh, tamam alasmalı. Başka bir araba geldi. Aa geldi araba. Mesela şunu alalım. Sen duruyorsun. Araba da geldi. Hoppa. Niye? Bu da dedi ki ya ben de bunu buraya takayım. Ben buradan çıkayım. O da buradan şöyle yarım açtı kapısını. Bak şöyle. Neydi Furkan mıydı? Furkan Taştan bu da çıktı. Sen de geldin. Geri yemin güğümleri kalaylı ak. Hadi. Hadi gir. Öyle. Parmaklarınız güzel çalışıyor ama yapmayın. Ha bana hep hak verin demiyorum. Ama ben de zaten orada kötü bir şey demedim. Düşüncesizce park etmiş dedim. Bunu illaki beğen tuşuna basma. Bir şey yapma zaten. Bir şey istemiyorum. Ben onu paylaşayım ve maalesef bu aslında biraz da belediyelere gitsin diye yaptım. Artık belediyeler bunu görmeli. Karavanlar, çekme karavanlar ve mobil karavanlar bunlar. Otomobil parkında olmaz. Burası otopark. Otomobil parkı. Sen karavan parkı yapacaksın. Kampı değil. Kamplar şehir içinde olmaz. Kamplar şehir dışında olur. Bütün Avrupa'da da böyle sistem. İçeride karavan parkı var. Ne diyor? Abi karavanları koyacaksın otopark gibi. Bitti. Kapatacaksın şeyinde diyor.
Yakınım. Çok da böyle kapısı açılabilir ama hani böyle bırak. Arası kalsın. Bitti. Bu kadar basit. Ve de ha, ne diyor? Ha, tiryalının karavan olması gerekiyor. Ha, tamam. Furkan Taştın'a. Yani bir şekilde evet bitiyor. Yani söylemek istediğim bu. Furkan canım, zaten Furkan'a güzel bir örnek anlatmaya çalıştım. Elimden geldi. Umarım kızmadı Furkan bana. Benim de karavanım burada. Buyurun abi. Böyle duruyoruz. Furkan önceden böyleydi. Bu araba gitti, yabancı bir araba. Sonra birden adam geldi. Hatta bir de Sirkeci'ye geçecek buradan. Bak geldi buraya. Şöyle yaptı. Yani ters hareketi fark etmiyor. Böyle yaptı. Buradan çıktı gitti işte. Al. Hadi sen kaldın arada. O zaman ben yazarım sana mesaj. Neyse tanışmış olduk Furkan'cığım. Bak Furkan Taştan diye bir arkadaşla tanıştık. Anıl Bodybuilding için bir arkadaşla tanıştık. Bir de ayrıca Anıl'la tanıştık. Tanıştık. Aslında bu da bir vesile oldu. Bu olay da bir vesile oldu aslında buna. Ama ne olur? Ben haklıyım diye değil. Ama dediğiniz de doğru. Abi. Bilmiyor ki adam. Doğru, bilmiyor. Ama ben onu yazsam o yazıyı da okumayacak. Yani kukaları falan koyalım. Olmaz öyle şey. Burası otopark. Buraya karavan zaten park etmemeli. Burada karavan duruyorsa, bak ben şimdi döndürdüm. Biraz rahatım. O tarafa araba girebilir ama buraya girmesin. Kapım çünkü benim. Bir şekilde bu kapıdan girebilirim. Zaten idare demiş ki, bize dedi ki biraz açık bırakabilirsiniz. Yani çünkü karavansız kapınız falan var. Daha burada masa falan dışarıda içecek mi içecek öyle bir şey yok. Burada olmaz. Burası otopark. Onun için ama fiyatlar yükseliyormuş. Hayırlı olsun. O da biraz üzücü oldu bize. Bakacağız. Başka yere bakacağız. Belki bir Maltepe yapacağız. Belki bir abi Maltepe'de kalırım. Yer var mı? Ha bir de şu olabilir. Maltepe'ye gidersiniz de o karavan yerinde yer yoktur. Karavan parkında. Der ki abi buraya park edemezsin. Orada yer varsa park et. Yokmuş. Abi o zaman oraya park edemezsin. Orası otopark. Bakın bomboş otopark. Araba yok ama sizi almıyorlar. Abi ben nereye gideceğim? Yerli üreticiler var. Dolu işte gördüğünüz fuarda. Neydi? Avrasya mıydı? Ha ben Euro dediğim için Eurasya diyorum. Saçmalıyor. Avrasya fuarına gittik gördünüz. Hep yerli üreticiler vardı. Karavan güzel. Güzel. Herkes bir şey yapmış. Güzel. Buna kim izin veriyor? Sistem. Ne diyor? Üretebilirsin. Hemen sicil belgesini alıyor. Ben de üretiyorum kardeşim. Bunu yaptım diyor. Öteki de geliyor. Bunu yaptım diyor. O da bunu yaptım. Herkes bir şey yapıyor. Bunlar nereye konulacak? Belediyeler. İstanbul Belediyesi. Büyükşehir mi artık? Neyse, öyle mi diyoruz? Eskiden belediyeydi. İstanbul Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi. Bunları biz nereye koyacağız? Otoparklara. Sonra bak. 2000. Abi ben çıkayım. Nereye çıkayım? İspark. İspark da almıyor. Ne yapacağız abi? İspark şeye bağlıymış. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne. Gideceğiz herhalde. Alacağım Mervan'a da. Mervan gel diyeceğim. Bir gidelim kapıları çalalım. Bir rica ederim. Bir, nedir yani? Bir anlatayım bize diyeyim. Ya da diyelim ki böyle böyle yaparsanız sevediniz. Bu. Büyük bir şey istemiyorum. Burada bir isyan falan. İsyan falan yok burada. Yine bak mutlu olmaya çalışıyorum. Yine diyorum ki tamam. Dört tarafıma araba koyuyor. Ha belki. Ay bir gün Anıl diyecek ya da şey Furkan. Arabamla gelip şunu arkasına koyup çıkmasın diyecek bunu falan böyle. Yapın olsun eğlence olur. Ben kızmıyorum. Ben aslında sabırsızımdır. Bunu da sizlere artık şu anda söyleyeyim de. Yani ben sabredemem. Benim abim çok kızardı Tayfun abim. Çok nasıl olmaz Taylan sabredeceksin. Olur mu öyle şey falan derdi. Gerçekten şaşırdım yani bu olaylar üzerinde. Hani benim çok sinirlenmem lazımdı. Demek ki bir şey oldu bilmiyorum. Onun için siz de sakin olun. Siz de şey olun. Olacak. Az kaldı ben yaklaştığına inanıyorum. Birileri duyacak ve diyecek ki belediye. Büyükşehir Belediyesi bir yerden diyecek ki tamam kardeşim gel bakalım. Ya şöyle bir şey yapalım bize fikir danışacak belki de. Ben de onlara fikir vereceğim. Bu kadar basit. Efendim çok teşekkür ederim. Sabrettiniz, dinlediniz. Güzel olacak. Ben güzel haberler de vereceğim size bununla ilgili. Yani artık otoparklarda karavan olmayacak. Zaten bizim videomuz çıktığı anda, belediyeler böyle bir şey yaptığı anda belediye ya da belediyeler ilçe belediyesi bilmiyorum. Bütün karavancılar çok keyiflenecekler. Umarım sayemizde de güzel bir şey olur. Seviniriz, mutlu oluruz. Efendim gününüz güzel geçsin. Önümüz hafta sonu. Hafta sonu da güzel gezin, dolaşın bir yerde çay kahveler için. Eşinizi, sevgilinizi alın, bir yerlere gidin. Mutlu olun. Görüşmek üzere.